Fena sikerim. Üç kişiler. İhsan Dal, fabrika işçisi. Perihan Toprak, işsiz. Sakıp Toprak, kardeşi. O da işsiz. Güzel yılda lüks bir evde kalıyorlar. Sümbül apartmanı. Yetmez mi? Pis ispiyoncu. Oysa yarım saat önce kapı gibiydi. Dimdik ayaktaydı. Avukatımı görmeden tek kelime etmiyorum derken. Yalan söylüyorsan Allah bin türlü belamı versin. Anamı babamı bir daha görmeyeyim. Haklısın. Eğer yalansa Allah belanı verecek. Anneni babanı da bir daha göremeyeceksin. Bir de şimdiki haline bakın. Beli iki büklüm. Sol gözü morarmaktan öte kararmış ve ceviz kadar, ne cevizi elma kadar, tamam, iri bir kayısı kadar şişmişti. Elbiseleri paramparçaydı. Parçalanmış kumaş kana bulanmıştı. Omo değil, Ariel beşli kolormatik sistem gelse çıkaramazdı kanı kumaştan. Burnundansa artık kan gelmiyordu. Üst dudağıyla burnu arasında kurumuş kan lekesi vardı. Apollo'dan dayak yemiş rakibiyle kıskançlıktan çatlardı bu insan evladının halini görse. Zavallı Hamit nerede olduğunu bilmiyordu. İçerisi onun gibi giymiş birine göre buz gibiydi. Odadaki tek ışık tavandan aşağıya, kafa hizasına kadar sarkan kuvvetli bir lambaydı. Sorgulanırken lamba direkt olarak yüzüne doğrultulduğu için etrafındakilerin yüzü görünmüyordu. Solaryum etkisi yapan lamba yüzünden vücudu donarken kafası yanıyordu. Az kalmıştı. Bülbül gibi şakıdığına göre acı en azından şimdilik bitecekti. Patronla karşılaştığında çekeceği acıyı düşünmeye hali bile yoktu. Odanın uzak bir köşesinden derinden bir ses "Tamam!" dedi. Ve aynı köşede kapı büyüklüğünde ışık belirdi. Gölge adam duvardaki ışığın içine girdi ve merdivenlerden yukarı çıktı. Daha sonra Hamit'e birkaç masum soru sormuş olan iki adam kollarına girerek odayı güneş gibi aydınlatan kapı eşiğinden geçip gölge adamın peşi sıra yukarı çıktı. Demir parmaklıkları görmek ona hiç bu kadar huzur vermemişti. Hücrenin kapısı açıldı. Az önce kafasında cop kırmış olan el onu gayet nazik bir şekilde içeri itti. Kapı tekrar kapandığında ise artık güvendeydi. Yumuşacık bir yatağı ve özenle hazırlanıp ayağına kadar getirilen yemeği vardı. Arkasını dönüp sağlam kalan gözüyle kendini getirenlere bakmaya çalıştı. Tabii ki üniformalıydılar. Biri kısa boylu, pos bıyıklı, babacan bir tipti. Onu yolda görse torunlarıyla kovboyculuk oynamaya giden, elleri sadece okşamaya ve çikolata vermeye yarayan tonton bir dede sanardı. Diğeri ise uzun boylu, genç bir tipti. Kendisinden çok daha genç. Elin bebesinden dayak mı yemişti? Çok uğraştırdı pezevengin çocuğu. Genç polis bir taraftan kanlı ellerini yıkarken bir taraftan yanındakine laf yetiştiriyordu. İçinde büyük bir rahatlama vardı. Şiddetten nefret ediyordu. Onu bu kadar çok şiddete zorlayanlardan daha çok nefret ediyordu. O doğru olanı yaptığını düşünüyordu. Kötüye iyilik yaparak bir yere varılamazdı. Kural tanımayana kural tanımak olmazdı. Masum insanları korumak için birilerinin suçluların canını yakması gerekiyordu. Birilerinin kendini feda edip, insanlığını feda edip bu işi yapması gerekiyordu. Ona öyle öğretilmişti. Bu işe senin kadar genç başlayanı görmedim Ferhat'cığım, dedi yanındaki tonton amca. Bu işi genelde emekliye ayrılmasına birkaç sene kalanlar yapar. Benim sebeplerim var Mümin abi, biliyorsun. Teröristler 20'ye yakın kişiyi bir mağazanın içinde diri diri yakmışlardı. Ferhat'ın annesiyle kız kardeşi de o mağazadaydı. Ferhat'ın polis okulundan mezun olduğunu görmelerine sadece birkaç ay kalmıştı. Ama göremediler. Ferhat işinde tam bir genç yetenekti. Başka kimse bir insanı öldürmeden o kadar dövemezdi. Pratikte bakıldığında insanlara acı çektirerek para kazanıyordu. Ama o öyle düşünmüyordu. Onun tek istediği mümkün olduğu kadar çok masum insanın hayatını en acele şekilde
kurtarmaktı. Ellerini iyice kontrol edip kan lekesi kalmadığından emin oldu. Karısı eve iş getirilmesinden hoşlanmazdı. Artık eve gitmek için hazırdı. Tuvaletten ana odaya geçti. Karşısında Atatürk resminin altında dev gibi masasında gölge adam, yani amiri oturuyordu. Amiriyle vedalaştı. Mümin abisinin de elini öptü ve kapıya yöneldi. Kapıyı kendisinin açmasına gerek kalmadı. Çünkü kapı kendi kendine hızla açıldı. Hatta hızını alamayan kapının kolu duvara şiddetle çarptı. İki memur kanter içinde baygın birini içeri sürüklüyordu. Baygın adamın ağzının yanlarından salya gibi kan akıyordu. Arkalarında kan damlalarından bir yol bırakmışlardı. "Hayrola, dışarıda mı başladınız işe?" dedi gölge amir. Aslında kendisi normal ışıkta pek de korkunç birine benzemiyordu. O da diğerleri gibi, Ferhat hariç tabii, onun sebepleri var, yaşını başını almış, kim bilir belki de dede olmuş biriydi. Bu sinirli suratı ona hiç yakıştırmadılar. Cevabı beklemeden ekledi. "Dışarıda kimseye fiske vurmayacaksınız demedim mi? Biri gördüyse ne olacak?" "Amirim, bildiğiniz gibi değil. Vallahi susmadı bir türlü." "Susturmak için mi vurdunuz? Aferin vallahi. Bizim burada götümüz çıksın iki kelime alacağız diye. Tövbe tövbe. Ne diyordu bari?" Ferhat kapı eşiğinde durmuş, olanları anlamaya çalışıyordu. Bu sefer diğer memur sözü aldı. "Gülüyordu amirim. Hiçbir şey demiyor. Sadece gülüyor. Sussun diye vurduk, daha çok gülmeye başladı. Bir noktada durur dedik ama bayılana kadar durmadı. Bizimle resmen dalga geçti amirim. Hak etti yani. Döşemeleri de batırdı eşşi ol eşek." "Kim peki?" "Bombacı. Elinde çantayla bir alışveriş merkezine girmiş." Ferhat'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. "Alışveriş merkezi mi?" Sağ yumruğunu kaldırdı ama adam zaten baygındı. "Amirim, izin verin ben okşayayım bu adamı." "Saçmalama Ferhat. Git evine yat, bir iki saat uyu. Önünü görecek halin yok. Sana da bırakırız dibinde." "Sen devam et Osman. Ne olmuş sonra?" "Adamın elindeki acayip el çantasını gören bir güvenlik görevlisi onu takip etmiş. Adam tuvalete girmiş. Orada çantadan çıkarınca bombayı, görevli de atlamış arkasından tutmuş adamı. O kadar kolay ki öyle yerlere bomba sokmak. Görevli çantayı tarıyor. Alet öterse içinde ne var diye soruyor. Cevaba da inanıyor. Özellikle adamın eli yüzü düzgünse hiç sallamıyor." Başka bomba olabilir diye mi sorgulayacağız?" "Zaten var. Kendisi dedi. Onun haricinde hiçbir şey demedi. Sadece gülüyor. Arabada kafasına sert geçirmişim bir tane. Oradan buraya taşıdık şerefsizi. Belki de yalandır. Neyse, götürün bakalım. Ayılınca konuştururuz." Diğer memur. "Nasıl konuşturacağız bilmiyorum amirim. Herif biraz manyak gibi." "Merak etme sen. Ben aşağıda ona İstiklal Marşı'nı tersten okuttururum." Ferhat isteksiz dışarı çıktı. 5 dakika önce inanılmaz uykusu vardı ama bu adamın onda yaptığı çağrışımlar uyku muyku bırakmamıştı. Onun gibi çalışan bir insan uykunun uyuşturucu gibi bir şey olduğunu bilir. Uyumazsanız uykunuz gelir, biraz daha uyumazsanız biraz daha gelir. En sona dayanamayacağınızı sanırsınız ama yeterince uyumadıktan sonra uyku kriziniz kendiliğinden geçer. Yokluğunu bile hissetmezsiniz. Dünya biraz bulanıklaşır, o kadar. Nezarethanedeki yatağına yatmış, tavandaki şekillerden hayvan yapmaya çalışan Hamit, ayak seslerini duyunca aniden fırladı ve yan dönüp yatağa oturdu. Parmaklıkların diğer tarafında yerde gölgeler gördü. Polisler canını tekrar yakmasın diye mümkün olduğu kadar şirin gözükmeye çalıştı ama en fazla pos bıyıklı bir oyuncak ayıya benzeyebildi. İki memur baygın bir adamı sürükleyerek aşağı götürdü. Normalde aşağıdan yukarıya baygın adamlar götüren memurların bu değişikliğinin sebebi hiç de umurunda değildi. Hiçbir şey umurunda değildi. Dayak yemeyecekti ya. Üzerinde oturduğu o kokmuş, rutubetli yatak nedense gittikçe daha konforlu gözüküyordu ona. Yastığı bile vardı.
Bir insan daha ne isteyebilir ki? Sıcak yatağına girdi ve uykuya daldı. Bölüm 2. Telefon çaldı. Ferhat zaten uyumuyordu. Gözü kapalı düşünüyordu. Telefonun sesi Ferhat'ı zorla gerçek dünyaya çekti. Gözlerini açınca telefonu elinde buldu. Alo demek için geç kalmıştı. Ferhat, oğlum. Buyurun amirim. Kusura bakma, uyandırdım. Yok, yok, uyanıktım. Acele bir gelebilecek misin oğlum? Hayrola, bir fenalık mı oldu? Yok bir şey, gel anlatırım burada. Mümkünse çabuk ol. Bölüm 3. Sandalye tekrar devrildi. Adam kafayı bu sefer çok sağlam gömdü yere. Kulağı büyük ihtimalle ezilmişti ve hayatının sonuna kadar pehlivan kulağı gibi dümdüz kalacaktı. Ama durmuyordu. Karanlık odanın duvarlarında kahkahalar yankılanmaya devam ediyordu. Lanet olsun! Allah kahretsin! Ferhat, yerdeki sandalyeye bağlı yatan adamın gövdesinin yan tarafına copu indirdi. Hala gülüyordu. Kontrolünü kaybeden Ferhat, adamı halı gibi silkmeye başladı. Adam sanki bir tüyle gıdıklanıyordu. Böyle devam ederse dayaktan değil gülmekten ölecekti. En sonunda Mümin abi Ferhat'ın elini tuttu. Yeter, öldüreceksin. Ötmeden ölürse yanarız. Ferhat kendini zorla durdurdu. Derin nefes aldı. Birkaç saniye durup düşündü. Sonra aklına dahiyane bir fikir geldi. Buldum. Güzellikle soralım. Mümin abi acıyla güldü. Gülüşü öksürüğüne karıştı. Peki. Kaybedecek neyimiz var? Sandalyeyi doğrulttular. Ferhat sandalyedeki psikopatın hizasına kadar çömeldi. Bak, sen kazandın. Bükemediğimiz bileği öperiz. Seni şartsız salıvereceğiz. Emrine de koruma vereceğiz. Daha başka isteğin varsa onu da söyle. Ne istersen yapacağız. Karşılığında sen de bize bombaların yerini ve kimin için çalıştığını söyleyeceksin. Anlaştık mı? Adamın kahkahası giderek yavaşladı ve durdu. Yüzündeki gülümsemede ise bir değişiklik yoktu. Lütfen de. Lütfen. İşte şöyle. Hizaya gelin. Tek yapmanız gereken nazikçe sormaktı. Peki nerede? Tabii ki götümde. Mümin abi aniden kuduz köpeğe döndü. Götünde ha? Çıkar bakacağım orada mıymış. Çıkar! Sandalye tekrar devrildi. Mümin abi önce iplere saldırdı. Arkadaşlar onu geri çekmeye çalışınca bu sefer de adamın pantolonuna asıldı. Bırakın! Fahişenin çocuğu. Bırakın! Götünde dedi işte. Bırak! Karanlık odada tam 4 memur vardı. Ferhat, Mümin abi, Gölge Amir ve Osman. Yukarıda sadece bir kişi bırakmışlardı. O da adını bilmediğimiz memur. Tek başına canı gerçekten sıkılıyordu. Hatta bir ara Hamit'i bir bahaneyle uyandırmayı düşündü ama gerek kalmayacaktı. Osman'la Ferhat, Mümin abiyi güç bela yaka paça dışarı çıkarmışlardı. Kaldı 3 kişi. Şimdi ne yapacağız amirim? Götümde! Götümde! Bilmiyorum. Bıraksak? Bırakıp takip etsek? Hadi vursanıza! Ha? Vurun! Vurun, konuşurum belki. Allah'ım ya! Bunlar iyi şamatıcı çıktı ha! Hiçbir işe yaramaz. Bu adam gözden çıkarılmış biri. Nereden topluyorlar böyle numuneleri? Götümden topluyorlar. Sus, buna koyacağım şimdi. Ferhat copu kararlı bir şekilde kaldırdı. Bu sefer öldürmek için vuracaktı. Amir müdahale etti. Hayır, hayır. Ona bir daha vurmayacağız. Onun istediği de bu. Belli ki intihar komandosu gibi bir şey. Nerede yetiştirdilerse... Yok, delikanlı aleminde copu kaldırdın mı indireceksin. Ayar etme adamı. Baba, kime diyorum ben? Ferhat'ın yavaş yavaş aklı başına geliyordu. Gerçekten, nereden gelmiş bu adam? Kim? Neyin nesi?
Hani bunun özgeçmişi, raporu? Bunları şimdiye kadar düşünmediğine inanamıyordu. O kadar otomatikleşmişti ki her şey. Getiriyorlar, dövüyorlar, nezarete atıyorlar. Arkadaşlarını da yakalayıp topluca hapse tıkıyorlar. Onlar da genel aftan serbest bırakılıyor. Rapor, özgeçmiş gibi işlerle Osman'ın ilgilenmesi gerekirdi. Haklısınız ama adamın adını bile öğrenmedik ki daha. Cüzdanı yok muydu? Var ama kimlik tabii ki sahte. Adı... Osman durakladı. İsim dilinin ucundaydı ama söylemeye utanıyordu. Şey, aklımdaydı ama neyse, nasılsa önemi yok. Sahte isim sonuçta. Söylesene kardeşim, küfür falan mı? Osman'ın ağzındaki baklayı çıkarmaktan başka çaresi yoktu. Fenasi Kerim'di galiba. Ney? Osman cevap veremedi. Başını önüne eğdi. Onun gibi bir şey. Vallahi öyle yazıyordu. Yeminle. Bu adam Fenasi Kerim, Fenasi Kerim diye etrafta dolaşıyor. Elinde anneannem kadar çantayı oraya buraya sokuyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp arkadaş ne iş demiyor. Vallahi helal olsun tüm teşkilatımıza. Osman yaşını almış haliyle Ferhat'tan fırça yemeye dayanamıyordu. Ferhat bu yaşında onun üstü olmuştu. Osman'ın tek yapabileceği konuyu değiştirmekti. Sabıka kaydından resmini araştırdık. Ona benzeyen birini bulamadık. Sabıkayı geç. Tımarhanelerin kayıtlarına bakmanız gerekiyor. Saatler sonra. Gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Karanlık odada Fenasi Kerim hariç kimse kalmamıştı. Gölge amir koltuğunda, Ferhat ise amirin masasına kafasını dayayarak uyuyorlardı. Mümin abi Osman'ın yanında gerçek dünya ile rüya alemi arasında gidip geliyordu. Karanlık odadan ses gelmediğine göre Fenasi de uyumuş olmalıydı. İsimsiz memur, ki onun adı da Cemil'dir, tuttuğu uzun ve sıkıcı nöbetin ödülü olarak evine yollanmıştı. Uyanık denebilecek tek kişi Osman'dı. Monitörün karşısında saatlerce radyasyon yemekten suratı mimik yeteneğini kaybetmiş bir şekilde arkadan kurmalı dev bir oyuncak bebek gibi saatlerdir aynı hareketi yapıyordu. Bilgisayarın page down tuşunu aşındırıyordu. Saatlerdir yüzden fazla deli suratı görmüştü bilgisayarın ekranında. Hiçbirinde huni veya deli gömleği yoktu. Çoğu gayet makul ve mantıklı tiplerdi. Gerçi Osman için son bir saattir makulün, mantıklının pek önemi yoktu. Hatta araması gerektiği tipi bile unutmuştu. Aşağıya inip Fenasi'nin suratına tekrar bu oydu. Fenasi Erdemir. Son kalan gücüyle buldum diye bağırdı. Kimse uyanmadı. Bölüm 4. Ferhat tam bir hafta sonra geri döndü. Bu bir hafta boyunca kimse yüzünü görmemişti. Kimse nereye gittiğini ya da ne yaptığını bilmiyordu. Elinde okul çantasına benzeyen bir çanta, yüzünde işi bitirmiş bir ifadeyle "Açılın ben doktorum" der gibi karakoldaki insanları yararak emin adımlarla karanlık odanın merdivenlerine doğru ilerliyordu. Fenasi'nin ise sonsuza kadar, en azından konuşana kadar nezarethanede misafir olarak tutulmasına karar verilmişti. Ona bir daha fiske vurulmayacaktı ama nedense bir bacağı alçıdaydı. Buna rağmen neşesinden bir şey kaybetmemişti. Gerçi artık insanları daha az rahatsız edebiliyordu. Sadece yemek saati, ağzı çözüldüğü zamanlar. "Nerelerdeydin?" diye sordu Gölge Bey. Ferhat ise büyük ihtimalle duyamayacak kadar heyecanlı olduğundan cevap vermeden karanlık odaya indi. 5 dakika sonra da aynı hızla yukarı çıktı. "Nerede bu adam?" Nezarethanenin kapısı açılınca Hamit her zamanki gibi yatağının tepesine çıktı ve mümkün olduğu kadar uzak bir köşeye sindi. "Rahat ol, işimiz seninle değil" sözleri bile Hamit'in pozisyonunda veya yüz ifadesinde en ufak bir değişiklik yapmadı. Hamit'in karşısındaki yatakta ise vücudu ve ağzı bağlı Fenasi yatıyordu. Gözleri açıktı ve milletin gözlerinin içine bakışı bile yeterince rahatsızlık vericiydi. Bütün karakol ahalisi 3-4 kişilik hücrenin içine tıkışmıştı. Kimse büyük şovu, iki namalubun maçını kaçırmak istemiyordu.
Ferhat'ın olmadığı bir hafta içinde geride kalan memurlar akıllarına gelen her yolu denemişlerdi. Bazıları oldukça abartılıydı ve Fenasi sanıktan çok bir kobaya dönüşmüştü. Hatta bir ara voltajı öyle yükseltmişlerdi ki üst kattaki ampuller patlamıştı. Belli ki mazoşisti. Her acı ona zevk veriyordu. O zaman zevk de acı vermeliydi. Yani düz mantık olarak. Birkaç gün o yolda ilerlemişlerdi. Ve bunca sene işkence yapan karakol hiç bu kadar kameralara yakalanmaktan korkmamıştı. Bir keresinde Mümin abi Fenasi'nin yanağından öpmeyi bile denedi. Ama onun bu umutsuz öpücüğü bile gerçeği değiştiremedi. Fenasi nasıl yetiştirildiyse tam bir gülen kütük olmuştu. Eğer bu mazoşist eğitim olayı yaygınlaşırsa Mümin abi ve arkadaşları işlerinden olabilirdi. Ama bundan çok daha önemlisi yeni bombalar yetiştirilecek, insanlar ölecek, Fenasi Kerim gerçekten de Fenasi Gecek'ti. "Evine gittim," diye başladı Ferhat söze. Fenasi karanlık odaya indirilirken. "Annesiyle konuştum. Kardeşleriyle konuştum. Okuluna gittim. Mahallesinde dolaştım. Arkadaşlarıyla konuştum. Odasına girdim. Günlüğünü buldum. İnanmayacaksınız ama o da insanmış." Ferhat'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığının ve ne kadar ciddi hazırlandığının henüz kimse farkında değildi. Karanlık odada Fenasi'nin her zamanki yeri hazırdı. "Ağzını çözün. Işıklar açık kalsın." Fenasi zorlama kahkahalarına tekrar başladı. Çoğu zaman olduğu gibi mutluluktan değil, sadece diğer insanları sinirlendirmek amacıyla gülüyordu. "Komiserim, annenizin selamı var. Geçen gün altından girdim üstünden." Ferhat kendisini mükemmel bir şekilde olgunlaştırmıştı. Ölmüş annesinin adının anılması bile onun kılını kıpırdatmadı. Yüzünde rakibini aşağılayan bir savaşçının bakışı vardı. "Senin canını yakmak istemiyorum." Herkes dona kaldı. Mümin abi duyduğunun doğru olduğundan emin olmak için Osman'a bir şeyler fısıldadı. Osman kafasını evet şeklinde salladı. Gölge amir içinden besmele çekti. Ferhat aynı sakinlikte devam etti. "Sana bir şans daha veriyorum. Kimin için çalışıyorsun?" "Dediğimi duymadın mı? Annen diyorum ser komiserim. Aynı böyle inliyordu. Yapma Fenasi." Ferhat yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan önünde yerde duran sırt çantasını açtı. "Demek sert oynamak istiyorsun." "Bana öyle sen falan diye hitap edemezsin. Sana bir çaktım mı to..." O? Ferhat'ın elinde iki karış uzunluğunda bir oyuncak ayı vardı. Göbeğindeki tüyler beyaz, geri kalanı ise pes pembeydi. Yüzünde insanın içine mutluluk veren masum bir gülümseme vardı. Kulakları ise büyüklüğüyle ayı kulağından çok fil kulağını andırıyordu. Fenasi'nin kahkahası anında kesildi. Kimseden çıt çıkmıyordu. Fenasi karakola bela gibi çöktüğü günden beri, ağzı bağlı olduğu zamanlar dahil, karakol hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Demek ki odada hiç böcek yoktu. Çünkü olsaydı ayak sesleri rahatlıkla duyulabilirdi. Sadece o kadarla da kalmamıştı. Fenasi'nin gülümsemesi de şaşkınlıkla karışarak yavaş yavaş sönüyordu. Bu bir devrimdi. Sonunda bir yerlere geliyorlardı. Ama nerelere? Babayı özledin mi? Hayattaki tek arkadaşın. Ferhat, mafya babasının kucağındaki kedi gibi Bobo'nun tüylerini okşamaya başladı. "Aa, ne kadar da yumuşak. Annem hakkında bir şey mi demiştin Fenasi? Sana kısaca Fena diyebilir miyim?" Akli dengesi yerinde olan bir insan kafasına silah dayandığında nasıl davranırsa Fenasi de aynen öyle davranıyordu. Karşısındaki her an tetiği çekebilecekmiş gibi korkak ve temkinli. Ferhat kendini iyice kaptırmış, Bobo'nun kafasına, göbeğine ateşli öpücükler kondururken bir taraftan karısını hayal ediyordu. Ne kadar da tatlı. Tadına doyamıyorum. Önce uysallaştırmak gerek tabii. İleride canı yanınca çok ağlamasın diye.
Fenasi'nin nefes borusunun derinliklerinden belli belirsiz bir kelime çıktı. Hayır. Kimin için çalışıyorsun Fena? Bilmiyorum. Fenasi'nin sesi resmen titriyordu. Seyircilerin ağzı açık kalmıştı. Fenasi ilk defa sorulan bir soruya cevap vermişti. Ferhat'ın öpücükleri küçük ısırıklara dönüştü. Acı zevkin yarısıdır. Tabii senin gibi manyaklar için tamamıdır. Bak, Bobu da hoşlandı. O da beni istiyor. Aslında vazgeçtim. Konuşmana gerek yok. Ben Bobo'nun tadına bakmayı tercih ederim. Fenasi kendisinden beklenmeyen bir öfke ve çeviklikle "Bırak onu!" diyerek Ferhat'ın üzerine hamle yaptı. Ama daha havadayken Osman ve Mümin abi tarafından yerine oturtuldu ve sıkıca bağlandı. Bağlama faslı bittikten sonra Mümin abi Ferhat'a döndü. Allah aşkına, biraz da ben okşayayım şu ayıyı. Ver elime, kafasını gözünü koparayım yumuş oğlu yumuşun. Bir dakika Mümin abi, hepimize sıra gelecek. Gözlerini Fenasi'nin gözlerinden ayırmıyordu. Hepimiz bakacağız babanın tadına. Ama önce... Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Pascal... Gittikçe sirke dönen karakolda bir bu eksikti. Karanlık olmayan karanlık odanın kapısına içeri 2 metrelik kel kafalı dev bir zenci girdi. Üzerinde sadece slip mayo vardı. Ferhat bu tipi bulmak için body salonlarını tek tek dolaşmış olmalıydı. Osman bile korktu ve zencinin menzilinden mümkün olduğu kadar dışarı çıktı. Ferhat ne yaptın sen? İyice abartmışsın olayı. Fenasi hala ses tonunu sakin bir seviyede tutmaya çalışıyordu. Lütfen. Demekle yetindi. Oyuncak bir ayı birdenbire Ferhat ile Fenasi'nin rollerini değiştirmişti. Ferhat Bobo'yu iki eliyle yeni doğmuş bir bebeği tutar gibi dikkatlice tutarken bir yandan da gerçek adı Ali olan ve sıradan body salonlarından birinde bulduğu Pascal'a bakarak konuşuyordu. Pascal'ı Amerika'dan özel olarak getirttim. Kendisi Amerika'nın en gözde tokmakçılarındandır. Sayısız kızın canını yaktı. Değil mi Pascal? Ali, yani Pascal, Ferhat'la ilk tanıştığında önce kendisine iğrenç bir kamera şakası yapıldığını düşünmüştü. Ama bütün bu olanlar ve aldığı 100 dolar oldukça gerçek gözüküyordu. Oynanan oyun hoşuna bile gitmişti. Benim tokmakladığım hatun 2 hafta kıç üstü oturamaz. Kan getirmeden bırakmam. İşimi hakkıyla yaparım. Kara elini Ferhat'ın kucağındaki Bobo'nun tüyleri üzerinde gezdirdi. Çok da yumuşakmış. Tam kıvamında. Odadaki memurlar artık kendilerini tutamıyorlardı. Biraz da gergin bekleyişin verdiği sinir yüzünden kikirdemeye başlamışlardı. Özellikle Mümin abi bir haftanın verdiği bütün stresi sessiz kahkahalarıyla dışarı atıyordu. Hatta bir ara nefessiz kalacak gibi oldu. Fenasi'yi deli sananlar onu şimdi görmeliydi. Asıl şimdi deliriyordu. Gittikçe daha hızlı nefes alıyor, ipler el verdiği kadar sandalyede ileri geri sallanıyordu. Canlı canlı tabuda konmuş, klostrofobik bir insan gibiydi. Elleri titriyordu. Vücudunun her yerinden ter boşanıyordu. Ferhat'ın diğer elindeki kebap şişini gördü. Konuşacaktı. Bakın, yemin ediyorum. Bilmiyorum. Ne olursunuz. Yalvarıyorum. Bilsem yemin ederim söylerdim. Ferhat sağ eliyle Bobo'yu çevirdi. Bobo'nun yüzü yere, kıçı Fenasi'ye bakıyordu. Bir saniyeliğine Fenasi'nin yüzüne işini bitirmek üzere olan soğukkanlı bir katil gibi baktı. Ve sol elindeki şişi Bobo'nun olmayan kıçına soktu. Bobo'nun artık bir kıçı vardı. Sandalye tekrar devrildi. Karanlık oda tekrar inlemeye başlamıştı. Ama bu sefer kahkahalarla değil. Fenasi'nin "Hayır!" çığlıklarıyla. İnanılmaz bir deli kuvveti bulan Fenasi, bağlı olduğu sandalyeyle birlikte yerde bir o tarafa bir bu tarafa yuvarlanıyordu. Mümin abi ve Osman bir taraftan sadist kahkahalarla gülerken bir taraftan da Fenasi ve sandalyesini kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Uzun çabalar sonucunda sandalye tekrar doğrultuldu.
Ferhat parmaklarıyla Bobo'nun kıçındaki deliği iyice genişletti. Fenasi'nin gözünden yaş geliyordu. Gözlerini kapatıp kafasını yana çeviriyordu ama Osman zorla doğrultup Bobo'ya bakmasını sağlıyordu. 7.4 şiddetinde titreyen sesiyle ''Lütfen yapmayın. Yemin ederim bilmiyorum. Tek bildiğim işte geliyor. Evet. Tek bildiğim ona çakal diyorlar. Çakal mı? Çok sağ ol. Hemen şimdi buluruz. Türkiye'deki, ne Türkiye'si, dünyadaki haydutların yarısının adı çakal zaten. Sen kiminle daşacak geçiyorsun ha? Pascal. Ferhat elindeki ayıyı Pascal Ali'ye verdi. Ferhat dahil herkes Fenasi'nin daha fazla bilmediğinin farkına varmıştı. Ama her zaman olduğu gibi sanık ölmediği sürece şans mümkün olduğu kadar zorlanmalıydı. Pascal herkese arkasını döndü ve slip mayosunu indirdi. İki eliyle Bobo'yu belinin seviyesine indirdi. Fenasi artık bağıra bağıra ağlıyordu. ''Yüzünü bize dön!'' diye bağırdı Ferhat. Ali durakladı. Bu işi yapmak istediğinden emin değildi. ''Yaklaş iyice, yaklaş!'' Ferhat'ı adam döverken çok görmüşlerdi ama hiçbir zaman yüzündeki bu sadist ifadeye rastlamamışlardı. Hiçbir zaman onun bir cani olabileceğini düşünmemişlerdi. Açıkça görülüyordu. Ferhat profesyonelliği bırakmıştı. Fenasi'ye işkence yapmaktan zevk alıyordu. Mümin abi ve diğerlerinin kahkahaları çoktan susmuştu. Bobo'nun sadece bir oyuncak olduğunu unutmuşlardı. Ona Fenasi'nin baktığı gözle bakmaya başlamışlardı. O kadar masumdu ki, tecavüze uğramak üzere olan birine göre de gayet mutlu bir yüz ifadesi vardı. Ali ile Fenasi'nin arasında yarım metre vardı. Fenasi elini ipten kurtarabilirse uzanıp Ali'nin çükünü koparabilirdi. Ali Bobo'yu sıkıca kavradı. Tam kendine çekmek üzereydi ki "Durun!" diye bağırdı Fenasi son bir eforla. "Tamam. Konuşacağım." Odadaki herkes derin bir nefes aldı. Bu iğrenç olay onlara bile çok fazla gelmişti. Onlar da bir bakıma insandı. Bunun o zaman farkına varmışlardı. Fenasi kafasını iki elinin arasına aldı. Bir satranç ustası gibi düşünmeye başladı. Vaktinin kısıtlı olduğunu biliyordu. Ali çırılçıplak haliyle Fenasi'nin karşısına konulan bir sandalyeye oturdu. Fenasi ağzını açtı. Kimse adına çalışmıyordum. Başka bomba yok. Yemin ederim. Her şeyi sizi korkutmak için uydurdum. Bakın. Ben deliyim. Tek istediğim birkaç insan öldürmekti. Onlar bana zamanında çok kötü davrandılar. Beni onlar deli yaptılar. Onlar mazoşist yaptılar. İsterseniz mahkemede akıllı taklidi yapıp ömrümün sonuna kadar hapiste yatarım. Yalvarırım. Durun artık. Bobo yine Ferhat'ın kucağındaydı. Bu sefer düşünme sırası ondaydı. Acaba Fenasi doğru mu söylüyordu? Odaya bir süreliğine tekrar sessizlik hakim olmuştu. Tek duyulan Fenasi'nin derin hıçkırıklarıydı. Gözyaşları akan sümüğüne karışıyordu. Yarım saat öncesine kadar herkesin nefret ettiği bu ruh hastası sapığa herkes acıyordu. Bütün işkenceci polisler. Ferhat hariç. Onun sebepleri vardı. Yüzünde bir türlü dinmeyen öfkeyle ''Yalan söylüyorsun!'' diye bağırdı ve Bobo'yu aniden Ali'nin kucağına yerleştirdi. Fenasi hiç bu kadar acı bir çığlık atmamıştı. Sesleri yukarıdan duyan Hamit, Fenasi'nin vücuduna kızgın demir falan soktuklarını tahmin etti. Ali, Ferhat'ın bıraktığı yerden devam etti. Fenasi'nin önünde resmen bir porno filmi oynuyordu. Fenasi, Bobo'ya olanları en ince ayrıntısına kadar görebiliyordu. Fenasi'nin dayanılmaz çığlıklarına Ferhat'ın gittikçe keskinleşen kahkahaları karıştı. Bobo Fenasi'ye gülücükler saçarak Ali'nin kucağında inip kalkıyordu. Odadakiler hatta Ali bile çığlıklara dayanamaz olmuştu. Fenasi ağlamaktan katılacak bebekleri andırıyordu. Hatta sandalye tekrar devrildi. Ali durakladı. Fenasi bakmıyorken bu işi yapması normal değildi tabii. Aslında bu fantezi hoşuna gitmişti.
İşi bitince bu oyuncak ayılardan bir tane alabilirdi. Osman sandalyeyi doğrulttu. Ama Fenasi susmuştu. Herkesin aklına aynı şey geldi. Osman hemen Fenasi'nin şah damarını kontrol etti. Lanet olsun. Lanet olsun! Mümin abi hemen Fenasi'nin yanına koştu. Hemen çözün. Kalp masajı. Kalp masajı. Ferhat! Uyuma! Ferhat zar zor kendini topladı. Fenasi'yi yere yatırdılar. Bu arada Ali çaktırmadan yarım kalan tecavüz işini tamamlıyordu. Osman suni teneffüs yapmak için Fenasi'nin ağzını açtı. Dilini yutmuş, dedi. Ferhat cesedin yanına yere oturdu. Hiç kimse bir şey söylemedi. Biri ölmüştü. İlk defa işkence sırasında biri ölmüştü. Sebebini biliyordu. İlk defa işe duygularını karıştırmıştı. Bilgi almak için değil, zevk almak, bütün teröristlerden intikam almak için işkence yapmıştı. Peki ya Fenasi doğru söylediyse? Bu arada Ali ve Bobo görünürde yoktu. Aradan bir ay geçti. Şehrin başka bir yerinde ne bir patlama oldu ne de bir bomba bulundu. Karanlık odanın sakinleri sakince hayatlarına devam etti. Ferhat hariç. O gerçek bir polis olup gerçek bir karakolda çalışıp gerçek suçluların peşinden koşmaya karar vermişti. Çünkü onun sebepleri vardı. Evet arkadaşlar, hikayenin kaç yerine tetiklendiniz? Gördüğünüz gibi 15 sene önce yazılmış olan hikayeler bu kadar politik doğruculuktan uzaktı. Şu an böyle bir şey yazılsa veya böyle bir şey konuşulsa neleri tetiklenilir? Büyük ihtimalle zenci tokmakçı yapıldığına, karakol gibi bir yerde işkence yapıldığına ama aynı zamanda işkence yapanların iyi bir sebepten dolayı işkence yaptığına. Tetiklenecek o kadar çok şey var ki belki hepsi birbirini götürür, insanlar kısa devre olur. Çok fazla şey var çünkü herhangi bir amaç doğrultusunda yazmadım. Böyle bir şey olsa nasıl olur diye düşündüm. Yani çok önemli bir sebepten dolayı acilen konuşturulması gereken ve bu yüzden de işkence yapılan bir adam ama bu adam mazoşist olsa o zaman nasıl konuşturulabilir? Buradan da yürüdüm. Ha tabii oyuncak ayıyla porno çekilmesine tetiklenmiş olabilirler. Okuldayken yazdığım bir kız vardı. Konuşurken laf arasında kitap yazdım ben demiştim. Ondan sonra merak etti. Aa versene okuyayım diye. Sonra kitabı verdim. Sonra kitabı geri verdi. Sonra bir daha beni arama dedi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki hikayede görüşürüz.